Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi birinin sizi merak etmesi için şöyle bu ne yapıyor acaba? Neden bu kadar gizemli diye düşünmesi için neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsediyor olacağım. Şimdi biliyorsunuz ki çoğunlukla maddelerimde yer verdiğim şeylerden bir tanesi de gizemli olun, merak uyandırın, sizi merak etmesini sağlayın. Ama nasıl merak etmesini sağlarsınız? Bunlardan hiç bahsetmedim ve siz de otomatikman tabii ki bana çok sordunuz. Nasıl merak etmesini sağlayacağız Gizem? Sen bir şey söyle. Bunu bir tek sen bize söyleyebilirsin diye. Tabii ki bunu bir tek ben söyleyebilirim. Ben de aynı şeyi düşündüm. Dedim ki aynen dedim. Ben diyorum merak uyandır, gizemli ol diye. Ben söyleyebilirim yani her şey diye düşündüm. O yüzden sizler için tam 5 madde hazırladım. Bu 5 maddeyi uyguladıktan sonra istediğiniz kişi, eski sevginiz olabilir, yeni flört ettiğiniz kişi olabilir ya da flört etmek istediğiniz insan olabilir, hiç fark etmez. Bu arada bu tarz videoların gelmesini isterseniz tabii ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Her pazartesi ve cuma günleri 18.00'da yeni video paylaşıyorum. Dilerseniz beni sosyal medya hesabımdan da takip edebilirsiniz. Evet, hazırsanız geçelim bence. Artık geçelim yani. Çok uzatmayalım. Sonra bana şey diyorsun, çok uzatıyorsun. Onu ne yapayım? Şimdi birinden çok hoşlanıyoruz ya da birini etkilemek istiyoruz ya da eski sevgilimiz canımız sıkıldı ama bizi merak etsin istiyor. Böyle bize yazsın, bizi merak etsin. Böyle bir aklında soru işaretleri oluşsun istiyoruz. Ne yapabiliriz bu durumda? Tabii ki bizi merak etmesini sağlayabiliriz. Evet, şimdi birinci maddemizden başlayalım. Arama, sorma, gözden kaybol. Şimdi gözden uğrak olan gönülden de uğrak olur derler ama bu durumu abartmıyorsunuz. Çünkü normalde nasıl bir insansınız? Normalde göz önünde bulunan bir insansınız. Normalde aşırı aktif bir insansınız. Normalde arayan, mesaj atan ya da az çok bir diyalog kuran biri olduğunuzu varsayıyorum. Ya da hiç arayıp mesaj atmıyor da olabilirsiniz. O yüzden maddeyi ikili olarak ayırdım. Yani arama, sorma eğer arayıp soruyorsan. Arayıp sormuyorsan da gözden uzak ol. Çünkü arayıp sorarsan ve sürekli göz önünde bulunursan tabii ki otomatikman seni merak etmeyecektir. Çünkü sen onun gözünün önündesin ya da sürekli mesaj atıyorsun, sürekli onun nasıl olduğunu ya da kendi durumundan sürekli bahsediyorsun. Otomatikman bu şekilde yaklaşırsan karşıdaki insan seni merak etmeyecektir. Çünkü merak edecek bir şey yapmamışsındır. Hani merak uyandıramamışsındır otomatikman. Ne yapıyoruz? Mesaj atmıyoruz, gözden uzak oluyoruz. Bir süre gözden uzak olmakta fayda var diyebilirim. Bu arada bu maddeleri hazırlarken şuna dikkat edin. Bu maddeleri sadece gerçekten, bakın gerçekten gönülden istiyorsanız merak etsin, arasın, sorsun, işte sürekli aklında benimle ilgili soru işaretleri olsun diyorsanız bu maddeleri uygulayın. Çünkü onun dışında sürekli uygulanabilir maddeler değil, hani şey gibi düşünün. Bir haftalık diyeti bir haftadan fazla yapmayın gibi bir şey düşünün. Yani bu maddeleri sadece merak ettirene kadar, hedefinize ulaşana kadar yapın. Sonrasında ben yapmanızı pek tavsiye etmiyorum. Nedenini birazdan anlayacaksınız zaten. Evet, birinci maddemiz anlaşıldığına göre ikinci maddemize geçelim. Şimdi ikinci maddemiz yakın arkadaşlarınla, yani onunla birlikte ortak olan arkadaşlarına fazla takılıp görüşmeni istemiyorum. Ha, eğer gerçekten çok güvenilir insanlar beni görselerdi, ben onlara neler anlatırsam anlatayım asla hiç kimseye gidip söylemez diyorsanız elbette takılabilirsiniz. Ama yok işte ben inanıyorum ki ben şunu şunu söylesem gider yetiştirir. Ben buna bunu söylesem gider yetiştirir diyorduk ya biz hani diğer maddelerimizde. Şey gibi ben de ders anlattım yani geçen hafta anlattım ya arkadaşlar, hatırlıyorsunuz. Hani eski sevgilinize mesaj iletmek isterseniz ortak arkadaşlarınızı kullanın. Çünkü elbette söylüyordur diye konuştuk ya, siz hatırlıyorsunuz o dersi. Bu dersimizde de tam tersi arkadaşlar. Eğer ortak arkadaşınızın hemen bir şeyler yetiştirdiğini, sizinle ilgili bir şeyler yetiştirdiğini düşünüyorsanız o insanlarla bir süre takılmanızı istemiyorum. Çünkü eğer onlarla takılmazsanız otomatikman işte şu nerede ya, gözden görünmüyor pek, hani yok ne zamandır falan. Aa bilmem ben de görmedim, ne zamandır bizimle de takılmıyor, bizimle de pek bir şey konuşmuyor derse eğer o kişi, okey, burada amacımıza ulaşmış oluyoruz. Ama eğer dediğim gibi güvenilir insanlarsa ve ona ben de hiç görmedim ne yapıyor ki acaba diye diyalog kuruyorsa, yani bunu söylüyorsa, siz her ne kadar görüşürseniz görüşün, o zaman okey takılabilirsiniz. Ama yok, ben işte gördüm şöyleydi böyleydi, hani sizinle ilgili her bilgiyi yetiştiriyorsa bu zaten sizi merak etmemesini sağlayacaktır. Bu da bizim işimize gelmeyecek bu noktada. O yüzden ortak arkadaşlarınızla bir süre
bir süre, çok değil, bir süre görüşmenizi istemiyorum. Ha, eğer çok samimiyiz, o benim durumumdan anlar diyorsanız bu durumu ona da anlatabilirsiniz. O da ekstra size bu durumda yardımcı olacaktır ve bu da bizim tabii ki işimize yarayacaktır. Üçüncü maddemiz ise tut ki onunla aynı ortama girdin. Yani mecbursun, aynı ortama girmek mecburiyetindesin. Ona karşı hiç olmadığın kadar soğuk ve o anda aşırı gizemli durman gerekiyor. Otomatikman bir ortama girdiğinde aşırı güler yüzü, enerjik, pozitif olursun ya da farklı insanlarla konuşursun ve bu o durumu siz her ne kadar görmedi deseniz de görür, mutlaka bakar, yani şöyle çaktırmadan bir bakacaktır. Ama eğer o noktada siz aşırı soğuk, hani sadece ona karşı değil etrafınıza karşı da aşırı soğuk ve durgun olursanız merak edecektir. Çünkü o anda ona bir gizemli geleceksiniz. Çünkü normalde o kadar soğuk, o kadar ilgisiz ve o kadar etrafına da soğuk hiç olmadınız. Ve tabii ki bu durum otomatikman karşı tarafın dikkatini çekecektir. Eğer sadece ona karşı soğuk olup etrafınıza karşı samimi, sıcakkanlı olursanız bu durum sadece işte benim dikkatimi çekmek için yapıyor diye düşünecektir ki haklıdır da. Bu durumda sadece onun dikkatini çekmeye çalışıyoruz ya hani biz. Hani onu merak ettirmek istiyoruz ya. Eğer dediğim gibi sadece bunu ona karşı yaparsanız benim için yapıyor tarzını düşünecektir. Ve biz bu durumu istemiyoruz. Genel olarak bir merak uyandırmak istiyoruz. Hani sanki böyle hayatımıza uğraştığımız daha önemli şeyler varmış gibi gösteriyoruz. Ve bu durum bizim tabii ki otomatikman işimize yarayacaktır. Çünkü genellikle bana gelen mesajlardan bir tanesi şu ki, yani çok fazla geliyor hatta. İşte Gizem abla aynı ortama giriyoruz ama aşırı soğuk. Sadece bana karşı değil etrafına karşı da çok soğuk. Çok merak ediyorum, bir problemi mi var? Acaba yazsam mı? Acaba mesaj mı atsam? Hani tarzında düşünüyorsunuz. Siz böyle düşünüyorsanız otomatikman karşı taraf da böyle düşünecektir. Eğer ben böyle yaparsam otomatikman o da öyle düşünecektir. Tarzında varsayarak yaklaşırsanız ve bunu yaparsanız emin olun %100 işe yarayacak şeylerden bir tanesidir. Evet, dördüncü maddemiz ise sosyal medyada fazla aktif olmanı istemiyorum ama sosyal medyanı kapatmanı da istemiyorum. Şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi zaten Gizem abla dikkatini çekmek istiyorum, sosyal medyamı kapatayım mı? Hayır. Tam tersi, sosyal medyan hala durmaya devam edecek ama orada aktif olmayacaksın. Bu arada bu aktif olma konusunu şöyle değerlendiriyorum. Gün içinde çok fazla mecburiyetten bir araya geldiğinizi varsayıyorum ve bu kadar saydığım maddeyi uyguladıktan sonra bu sosyal medya konusuna geliyorum. Çünkü bunları uyguladığınız takdirde bu sosyal medya olayı işe yarayacaktır. Hani bunları uygulamazsanız ve bunu uygularsanız sadece yine bir işe yaramayacaktır. O yüzden aslında bütün maddeler birbiriyle bağlantılı yani. Onu yapıyorsanız bunu da yapmalısınız. Bunu yapıyorsanız bunu da yapmalısınız tarzında düşünün lütfen. Hani bir tanesini yapayım, iki tanesini yapayım değil. Gizem abla hiç görmüyor ki sosyal medyamı. Hiç bakmaz tarzında düşünmeyin arkadaşlar. Herkes bakıyor ya. Sosyal medyaya bakmaya yok, anladın mı? Hani duyguları, hisleri bir kenara bırakın. İnsanın canı sıkıldığında bile bir bakayım profiline ya diyebiliyor. Ama siz bu kadar gizemli olduktan sonra ne yapıyorsun? Sosyal medyanızda da eskiden çok aktiftiniz ya, artık aktif olmamaya başlıyorsunuz. Hani sosyal medyasıyla ilgilenmeyecek kadar önemli ne var diye düşündürecektir karşı tarafı otomatikman. Şimdi dediğim gibi ben bu durumda kapatmamız taraftarı değilim. Eğer kapatırsanız kişi kendi üstüne alınabilir çünkü. İşte benim için kapattı, beni merak etmem için kapattı, benim mesaj atmam için kapattı. Tamamen kapatmayın dememin sebebi bu ve ben zaten kapatmanızı asla istemiyorum. Yani bir kişi için kapatmaya asla değmez. Sadece kısa süreliğine aktifliğinizi azaltırsanız bu sizin için çok daha iyi olacaktır dediğim gibi. Çünkü bu domuzcuğumuz bundan anlıyor. Domuz bundan anlıyor. Yapacak bir şey yok yani. Evet, beşinci maddemiz ve bu gerçekten vurucu maddelerimden bir tanesi. En sona sakladım çünkü bu maddeleri uyguladıktan sonra bam, bunu uygulayın. Bitti. Meraktan ve gizemlilikten yani kuduruyor karşı taraf şu an. Şu an anladınız demek istediğimi. Evet, neyse çok uzatmayayım, 5. maddemize geçelim. Şimdi eğer bu kişi eski sevgilinizse, yani eski erkek arkadaşınızsa ya da hiç merak etmez, sadece bakıştığınız, flörtleşmek istediğiniz kişiyse, sosyal medyada etrafınıza karşı aktif değilseniz ama sürekli onunla karşılaştığınız bir ortamda telefonunuz elinizden düşmezse bu kişi otomatikman kiminle konuşuyor acaba diye düşünecektir. Hiç düşünmez, etmez demeyin. Bakın Allah aşkına demeyin. Diyenlerin %99'u zaten bana gelip Gizem abla hiç ihtimal vermiyordum ama gerçekten
uyguladım birebir dediklerin oldu tarzında mesajlar geliyor bana sürekli. Çünkü ben bir şey bilip de söylüyorum. Hani boş konuşmuyorum, anladın mı? O yüzden senden istediğim şey, hani onunla aynı ortama geldiğinde seni merak etmesini istiyorsan sosyal medyada aktif değilsin zaten sen. Etrafına karşı da aktif değilsin ve şu an gizemlisin sen. Aşırı gizemli geliyorsun ona. Ama sürekli telefon elinde, hani gülmenizi pek istemem. Güldüğünüz zaman Ayşe kesin çıktığı biri var, %100 çıktığı biri var tarzında düşünmesini istemiyoruz. Biz sadece merak uyandırmak istiyoruz. O yüzden telefonunuz elinizde sürekli biriyle mesajlaşırsanız, chatleşirseniz ya da telefonla görüşürseniz o noktada acaba kiminle konuşuyor? Bu kadar sosyal medyasına girmeyen, etrafıyla takılmayan bir insan neden telefonunu elinden düşürmez tarzında düşünecektir. Bunu tabii ki çok yakın bir arkadaşınızı, kuzeniniz olabilir, kardeşiniz olabilir, anlaşarak uygulayabilirsiniz. Hem dediğim gibi çok kolay hem de aşırı işe yarayan 5 maddeden bahsetmek istedim sizlere. Bu maddeyi uyguladıktan sonra seni önemsiyorsa gerçekten, çünkü sen şu an bu maddeleri uyguladıktan sonra merak uyandırdın. Hani tersini kimse şu an iddia edemez ve tersi olmaz zaten. Gelir mi? Yazar mı? Mesaj atar mı? Bu da ona kalmış bir şey aslında. Çünkü bizim amacımız burada merak uyandırmak ve gizemli durmak. Bu maddeleri uygulayıp mesaj almayan kimseyi görmem. Görmedim. Görmem. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben hem yazarken hem çekerken çok eğlendim. Bu arada bu maddeleri çok uzun süreliğine uygulamanızı istemiyorum aslında. Sadece hedefinize ulaşacak kadar uygulasanız yeterli. Çünkü aslında çok da aşırı mantıklı değil. Yani bu kadar hani gizem uyandırmak için bu kadar çaba göstermek mantıklı değil. Burada bir anlaşalım. Ama biz bir şey istiyorsak onun mantıklı olmasına hiç gerek yok. Çünkü biz istiyoruzdur onu. Ve o şey biz istiyorsak olacak. Bu kadar. Bu kadar söylüyorum size. Evet, videoyu umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, abone ol tuşunun yanındaki zile basmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz beni sosyal medya hesabından da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.